yıllardır Türkiye'de açlık grevleriyle hep karşılaşırız ve dışarıda demokrasinin kırıntılarının askıya alındığı dönemlerde içeride çok daha fazla baskı koşulları olduğu için hep cezaevlerinde açlık grevleri yaşanır. Biz dışarıda nefes alamıyoruz, içerideki baskıyı düşünün. O nedenle hükümetin, iktidarın mutlaka cezaevlerinde süren açlık grevleri nedeniyle talepleri nedir içeridekilerin, buna bir kulak vermesi ve onların taleplerini dinlemesi ve bu konuda bir çözümü koşullarını oluşturması gerekir. Çünkü devletler kendi ülkelerinde yaşayan insanların yaşam hakkından sorumlu olduğu gibi çok daha fazlasını cezaevlerine koyduğu insanların yaşam hakkından sorumludur. O nedenle mutlaka bir görüşmenin yapılması lazım ve bunun sona erdirilmesi lazım. Sona erme koşullarının sağlanması lazım. Çünkü talepler insani taleplerdir. Biz yıllardır tecride karşı mücadele ediyoruz. İlk Eskişehir cezaevi süreci yaşandı bu ülkede. Arkasından 19 Aralık operasyonuyla bu ülkede tecrit koşulları yaşama geçirildi ve tecrit içinde de tecrit var şu an ülkede. Mahpusların insani yaşam haklarını engelleyen bir şeydir tecrit dedik biz ve idam cezası nasıl devlet eliyle öldürmekse, cinayetse, işlenen bir cinayetse, tecrit de devlet eliyle uzun sürece yayılan bir cinayettir, ölümdür, sessiz ölümdür dedik. Hep karşı çıktık ve maalesef durduramadığımız için de şu an cezaevlerinde 700'ün üzerinde mahpus, hasta mahpus var. Bu bile tecritle direkt bağlantılıdır. Çünkü insan sosyal bir varlıktır. Yaşamını sürdürebilme isteği için gerekli donanımın, ona koşulların sağlanması gerekir. Kaldı ki şu an Leyla Güven'in talebiyle başlayan açlık grevleri tecrit içinde bile tecrit uygulanan, işte avukat görüş yasağı, aile görüş yasağının kaldırılmasına dönük çok insani ve aslında bu ülkenin kanunlarında olanların uygulanmasına dair taleplerdir. Bu taleplerin derhal yerine getirilmesi gerekir ve tutuklu ve hükümlülerle mutlaka bir müzakere sürecinin başlaması gerekir. Aynı zamanda şunu söylemek istiyorum, Leyla Güven bu halkın temsilcisidir, Hakkari milletvekildir. Bir milletvekilinin cezaevinden çıkararak sadece talebine göz kapamak, üç maymunu oynamak mümkün değildir. Herhangi bir yaşam hakkı ihlalinin gerçekleşmesinden Leyla Güven başta olmak üzere insanların yaşamından devlet sorumludur. Ancak baskı ve zorla bu ülkeyi yönetebileceğini düşünüyor. O nedenle bir adım atmak istemiyor anlaşılan. Ama bu işlemez. Bu ülke tarihi, faşizme karşı mücadelelerin tarihidir. Bu ülkeye böyle bir sistemi giydiremezler. O nedenle derhal vazgeçmeli, bu ısrarlarından vazgeçmeli, bu gözünü kulağını kapamaktan vazgeçmeli ve bir adım atmalıdır iktidar.